Assalamualaikum teman-teman, host Keltenis. Jadi hari ini kita bakal masak telur balado. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Endonezya yemeği balado yapacağız. Evet. İlk önce bir malzemelerimizi sayalım. Bu 10 tane kırmızı biber, acı. 10 adet kırmızı biber bu şekilde doğranıyor. Bu yarım kırmızı soğan. Bu yarım derken arkadaşlar bir tane orta boy. Büyükse yarım. Evet. Çünkü büyük ayus yarım. Bu 6 tane diş, sarımsak. 2 tane defne yaprak. Evet. 1 tane tavuk tablet. Tavuk tableti ezdik. Bu esmer şeker. Evet. Esmer şeker ne kadar? 1 tane kaşık yemek kaşık. 1 yemek kaşığı esmer şeker. Bu 1 çay kaşık tuz. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bunun yanında arkadaşlar 4 adet yumurtayı yağda kızarttık. Arka dönülü. Evet. Bu şekilde oldu. Onun yanında ise patlıcanlarımız var. Normalde bunlar parmak gibi uzun uzun kesiliyor. Biz bunları kızarttık tek tek. Bu şekil bunlarda. Okay. Kaç tane patlıcan vardı burada? 2 tane galiba. 2 tane. 2 adet de patlıcan. Okay. First we are kaynamak. İlk önce arkadaşlar bu saydığımız 3 tane malzemeyi kaynatacağız. Sadece yumuşamaları için. Onu yiyeceğiz bakalım. First time Senel eating bu. Tamam, şimdi bunun kaynaması için bekliyoruz değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun kaynamasını bekleyelim. Ini udah matikan ya guys. Kita matikan kompornya. Kapat. Biberlerimizi, soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı haşladık. Yani şöyle bir 10 dakika haşlandı. Bunları kabımıza alıyoruz. Şimdi blenderdan geçirip bir sos yapacağız. Bakalım benim de bilmediğim bir yemek öğreniyoruz. Nasıl kokuyor? Çok acı. Vallahi evin içi şu an zehir gibi kokuyor. Ama Indonesia bu acı değil ya. Vallahi acı ya, zehir gibi kokuyor. Zaten bu biber Meksika biberi galiba. Meksika. Yani acı biber, hangi biber olduğunu unuttum da. Şimdi arkadaşlar bu biberimiz, soğan ve sarımsaklarımızı blenderdan geçireceğiz. İçinde hafif bir su kaldı, kuru olmasın diye. Yani bir yarım çay bardağı kadar falan su var. Bu ne? Sıcacık şu an. Üçünü blenderdan geçirdik, bir sos yaptık. Arkadaşlar şimdi biraz sosumuzu pişireceğiz. İki yemek kaşığı yağ. 2 yemek kaşığı yağ. Okay, şimdi. Aynı şöyle bir domates sosu gibi oldu ama tamamen içinde kırmızı soğan, biber, bir de sarımsak var. Sarımsak. Bu suyu bitene kadar pişirecek miyiz? Doğru. Ama hot defne yaprak first. Defne yaprağını ekliyoruz. Çünkü defne yaprağının farklı bir kokusu ve aroması var. Help. Bunun için içine onu ekleyip başka bir şey ekliyoruz galiba. Tuz, karabiber yok. Sonra. İlk önce biraz suyu gidene kadar haşlayacağız, pişireceğiz. Sonra devam edeceğiz. İni airnya udah ini ya guys. Surut. Sosunun suyunu tamamen çekti. Yani bu işimi yapmamızın bir diğer nedeni ise biberlerin biraz pişmesi. Bunu tam pişirmezsek açıkçası yemek güzel olmuyormuş. Evet. Sekarang tavuk tablet. Tavuk tablet. Tavuk tabletimizi üzerine ekliyoruz. Kalan şimdi malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceğiz. Tuz ve karabiber. Tuz. Karabiber. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Esmer şeker. Bizim esmer şekerimiz kalıp halinde. Normalde toz halinde de var. Yumurta. Yumurtaları da mı şimdi ekliyorsun? Yumurtaları da şimdi ekledik. Sonra tek tek yağda pişirdik.
patlıcanlar. Why? Why you are cool? Yani şu an neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Patlıcanları da ekledik üzerine. Şimdi galiba birazdan pişireceğiz. We give biraz water. Sosumuzun kanan kısmına biraz su ekledik. Yani bir su bardağı kadar. Mm-hmm. Şimdi bunu da ekledik. Biraz da pişireceğiz galiba. Okay. We are cooking again. Sonra bitti. Tekrar pişireceğiz. Ya benim gülmemin nedeni şu. Yani o kadar malzeme attık, üzerine yumurtayı attık. Yumurtayı attıktan sonra bir de patlıcan attık. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Arkadaşlar bu pişerken yanında endonezya usulü bir pirinç pilavımız var. Yani bizde bilirsiniz yağ, karabiber, tuz ve benzeri şeylerle yapılıyor. Su falan. Bu sadece buharda pirinçler şişmiş. Bakalım onu da deneyeceğiz şimdi. Evet, pişmesini bekleyelim. Okay, jadi kita udah di meja makan. Ilk Deva, first time. Ini pertama kali Chanel makan ini ya guys. Telur balado. Ini kenapa bentukannya kayak gini? Aku jelasin ya. Karena ini telur baladonya, aku gak punya wajan yang cekung itu. Jadi pakai teflon jelek. Terus Chanel tadi bantuin tanpa tanya aku. Terongnya dipotong kecil-kecil. Padahal kalau normalnya kan besar-besar ya kalau di Indonesia. Okay, you can talking. O kadar çok, ilk defa o kadar çok konuştu ki ben de dedim, ben de pilavın tadına bakayım. Galiba anladığım kadarıyla şey, nasıl yaptığımızı tarif etti. Mm-hmm. You talking about cooking. Yes. Ben de söyleyeyim bari. Ya zaten videoyu izlediyseniz gördünüz. Biber, soğan ve sarımsağı haşladık. Blender'dan geçirdik. Bir sos yaptık. Sosun suyu kesene kadar haşladık. Yani pişirdik. Arkasına diğer malzemeleri ekledik, yaptık yani. Yapımı kolay. Yani çok kolay. Bize de her şey kolay ya. Bir gün zor bir şey yapalım. Zor bir yemek yapalım da. Rawon çorbası ya, çorbası zor. Okay. Bizim pilavlar içinde karabiber, tuz, sıvı yağ var ya. Sadece pirinç. Jadi sana lagi ngomong. Sadece pirinç. Kalau di Turki ini kan, if you want you can take again. Şey sosun anda koysana. Sos. Yani şey koy, böyle sıvıdan da koy içinde. Tamam. Nah, jadi kalau di Turki ini guys, nasinya itu kayak bermargarin gitu lah. Ada margarinnya, ada garamnya. Begitulah. Kalau kita kan, ya nasi ya nasi. Arkadaşlar normalde yemek yerken yemeği koklamam. Ama video çekmeye başladıktan sonra bu bir alışkanlık gibi olmaya başladı. Yeni bir şey denerken böyle hemen bir kokusunu, tadını hissetmeye çalışıyorum. Yani şu an tadını bakıp size anlattığımda eksik bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu mesela bu endüz yemek yerinde acayip derecede bir baharat kokusu, işte ekedeki diğer yapraktı, defne yaprağı, değişik ürünlerin kokuları geliyor tek tek. Ondan mesela kokluyorum her zaman. Gerçekten bununla acı kokuyor. Zehir gibi acı kokuyor. Acı. Acı kokuyor mu? Padahal kalau di Indonesia cabai besar gak pedes ya guys. Kalau kita. Aku gak naruh cabai kecil. Karena aku tahu kalau dia bakal gak bisa makan. Aynı bizim. Acı. Aynı bizim patlıcan kızartmasını yapıp yemekte söylüyorlar mı? Bilmiyorum. Aynı bizim patlıcan kızartması, üzerine domates sosu dökülmüş gibi ama içinde domates yok. Ama resmen bir domates tadı aldım yani ama domates yok. Bilmiyorum psikolojik mi ya da. Ama aynı patlıcan kızartması yani, üzerine domates sosu dökülmüş. Gerçekten güzel yani. I'm eating with my hand ya. I'll pay to stand up. Aku pengen makan pakai nasi guys. Indonesia ya, we eating with hand. Indonesia elleriyle yiyorlar. Bak şimdi yaptı. Ben de şimdi açıklayacağım. Kenapa dia? Geçen havalimanında bir tane fotoğraf gördüm, bir tane pilot çekmiş, bir tane küçük çocuk, yaşlı bir adamın. O fotoğrafı da şu an koyarız, sağ veya sola ya da dimdik fotoğrafı koyarız. Böyle saçını böyle ayıklıyor böyle.
Aklım kadar yemez. Dedim ki, afa bak dedim, endüzeyi nasıl göstermişler. Bayağı dedim eskide kalmışsınız falan dedim böyle. Çocuk dedim, adamın dedim bitlerini falan ayıklıyor dedim. Arkasından baktım afa paylaşıyor, altta yazılar yazıyor diyor, o kadar diyor fotoğraf varken bunu niye atmışlar. O fotoğrafı da şimdi buraya koyarız bakarsınız. Ya... We are talking ya ben sana sünnet bir şey demiyorum. Jadi guys, dia tuh ngomongin... Ben şakasından takılıyorum şu an. Sıkıntı yok. No problem. Jadi dia tuh lagi ngomongin kalau di bandara, dia kan kerja di bandara nih guys. Ada ini, Turkish Airlines tuh majang foto, foto orang Indonesia. Orang Indonesia 3 orang, satu anak kecil. Jadi anak kecil itu lagi nyari kutu di rambut. Jadi dia mikir, kenapa kayak monyet gitu loh guys. Aku bilang butuh çok sert ama. Aha, çünkü çok cooking ya. Nasıl? Ya şimdi ülke arasında savaş çıkartma, fazla konuşmayalım şu fotoğraf mevzusunu. Ya aku bilang. Ya o fotoğraflar arkadaşlar sadece uçuşa giden pilot hostesinin çektikleri o anlık fotoğraflar. Yani başka bir amaç yok zaten. Bütün ülkelerin fotoğrafları var. Ama ilk defa bir bit ayıtlayan Enceniz yalan. Valla yemek açıkçası güzel. Ama bana ne uyandırdı derseniz. Hı. Ya bak domates yok içinde. Gördünüz zaten. Resmen domates soslu bir patlıcan kızartması gibi bir tat geldi. Yanına da aynı şekilde domates soslu kızarmış bir yumurta tadı geldi. Gerçekten yenebilecek bir yemek. Yani biz bunu aperatif olarak yapıyoruz diyeceğim ama aynısı değil yani. Tadı aynı ama kendisi aynı değil. Farklı ürünler aynı tadı vermiş. Bence çok güzel. Deneyin yani, öyle diyeyim size. Güzel ama. Güzel güzel. Bizde we are cooking patlıcan, eggplant. Hmm. Sonra we put tomato test. Hmm. Aynı test, aynı. Hmm. O zaman next video, next time you meet. Bakarız. Bakarız diye malas karena winter. Belki videomuzu takip eden arkadaşlar bilirler, daha ciğer videosu çekeceğiz. Hı hı. Diğer videosunu söz verdik, daha çekemedik. Şu an acı acı hissediyorum yani. Ondan biraz. Ama şu pirince, pirinç yani sadece pirinç. Yani şuna bir sos yapsaydık belki ayrı bir tadı olur. Bir sos ya. Sos atalım ya. Sos da gerçekten güzel oluyor ama sadece pirinç saman gibi yani ya, tadı yok. Çünkü bu ya. Çünkü we are eating with başka yemek. İşte siz onunla karıştırdığınız için tad alıyorsunuz. Bizde bu ayrı bir menü. Sadece pilav. Güzel ya. Güzel. Walaupun bentukannya kayak gini gara-gara terongnya seperti itu, potongannya terus telurnya gak bagus karena digoreng di teflon, aku gak punya wajan. Tapi enak banget guys. Nanti resepnya aku taruh di description box. Bu arada dediğimiz gibi bu patlıcanlar normalde parmak gibi. Uzun. İnce kesiliyor. Örnek veriyorum, patlıcanı bu boylarda 4-5'e bölünerek kesiliyor. Ama aynı patlıcan, değişen bir şey yok. Sadece biz şekillerini farklı kestik. Enak ya, enak banget. Biz şimdi yiyoruz. Çok seviyorum. Afa dönüyor. Ya biz alışmışız şimdi. Ben mesela ekmekle biz basarız ekmekle. Ekmekle yemek yeriz. Ama şunu ben elimle zor yani. Dia masih gak mau guys makan pakai tangan. Tapi makan pakai tangan itu nikmat. Tiada duanya. If you eating with hand ya. Bak şekerin tadı geldi. If you eating with hand ya daha güzel baby. Elin lezzeti. Bu enzim var. Enzim sunat. Doğru ya, ben bir şey demiyorum ya. Ama biz alışmışız yani. We are guests suttu. Bir çatal et kaşık. Arkadaşlar biz daha çok size izlettirmeyelim yemek yemişliğimize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İleriki videomuz inşallah kar yağıyor burada. Karla ilgili bir video olur. Afla da ilk defa kar görecek. Snow kar. Jadi pertama kali onunla aku lihat salju ya guys. Nanti ada videonya. Bye bye arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Jangan lupa tonton terus. Support kita. Subscribe, like, and comment. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.
Mm-hmm.